Grup toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün Çerkes soykırımının yıl dönümü. 21 Mayıs 1864 günü gerçekleşen Çerkes soykırımında 1,5 milyona yakın insan yaşamını yitirdi. Acıyı hala yüreklerimizde hissediyoruz. Soykırımlara aşina bir coğrafyada yaşıyoruz. Soykırımları unutmuyoruz, unutturmayacağız da. O yüzden de diyoruz ki yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın özgürlük. Çerkez halkının taleplerinin bir an önce karşılanması konusunda da üzerimize düşen sorumluluğun gereğini mecliste yerine getireceğiz. Bugün 21 Mayıs. Dünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tam 3 yıl önce 20 Mayıs 2016'da bu meclis tarihinin belki de en karanlık kararını, en utanç verici kararını aldı. Dokunulmazlıkları kaldırdı. Hem de anayasaya rağmen, anayasanın amir hükmüne rağmen anayasayı atlatarak, bypass ederek bir karar aldı. O dokunulmazlıkların kaldırılmasına neden olan fezlekecilerdi. O zamanki fezlekeciler bildiğiniz gibi FETÖ'cülerdi. Şimdi yine fezlekeciler var. Sabah akşam fezleke yazarak adeta bir arzuhalci edasıyla yine uydurma fezlekelerle insanların siyaset hakkını, söz hakkını tıpkı 3 yıl önce olduğu gibi gasp etmeye çalışıyorlar. Evet, o fezlekelerle dokunulmazlıkları kaldırılan arkadaşlarımızın sesini kısmaya çalıştılar. Hukuk adeta güdümlü yargı ve parlamento eliyle darbe mekaniğinin dişlerinde öğütüldü. Arkadaşlarımızı 3 yıl önce rehin aldılar. Ama direniş sürüyor. İçeride, dışarıda hep birlikte direnmeye devam ediyoruz. İşte Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Çağlar Demirel, Ferhat Encü, Selma Irmak, Burcu Çelik, Gülser Yıldırım, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder. Rehin alınan tüm arkadaşlarımız direniyor. Adaletli bir yaşamı ve onurlu bir barışı var edene kadar da hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Evet, adaletli bir yaşam, işkencesiz bir yaşam. Bunu var edene kadar bu mücadeleye direnmeye devam edeceğiz. İşkenceciler yine hortladı. Evet, şimdi yine Urfa'dan gelen haberler, Urfa'dan gelen görüntülerle o 90'ların sahnelerini bir kez daha bu ülke yaşıyor. Evet, ters kelepçeyle yerlere yatırılmış ciddi işkence görüntüleri sosyal medyaya düştü. Urfa'da güvenlik güçleri halka zulmediyor. Bir operasyon gerçekleştiriyorlar. Bu operasyonun neden, nasıl olduğu araştırıp sorulmadan, soruşturma gerçekleşmeden orada yaşayan halka zulüm gerçekleşiyor. İşkence gerçekleşiyor. Hatta işe giden insanlar, servis aracı taranıyor. 4 tane işçi yaralanıyor. Kürde zulüm bitmiyor. Evet, Türkiye siyasetini adeta değişmez zemini Kürde zulüm. Kürtlere defol git diyen zihniyet hala iş başında, zulüm, işkence hala devam ediyor. Ve bu zulüm, işkence, bunlar görülmesin diye hakikatin sesi kısılmaya çalışılıyor. Medyayı ele geçirdikleri yetmiyor. Çok az kalmış özgür medyayı da, bağımsız yayın organlarını da cezalandırarak hakikatin sesini kısma peşindeler. 2 hafta önce grupta yaptığımız toplantıyı, grup çalışmamızı veren Tele1 televizyonuna Rütük ceza veriyor. Meclis TV burada mı? Meclis TV konuşmalarımızı canlı yayınlıyor. Şimdi Rütük yarın da Meclis TV'ye ceza verebilir. Evet, bu denli tutarsız, bu denli saldırgan bir siyasetle karşı karşıyayız. Aslında bir acz içine düşmüş siyaseti izliyoruz. Acz içine düşmüş bir iktidarı izliyoruz. Sevgili arkadaşlarım,
TRT bildiğiniz gibi bizi takip etmiyor. Ama biz TRT'yi takip ediyoruz. Nereden mi? Bakın TRT'deki yolsuzluklar artık ayyuka çıkmış durumda. TRT'nin yaptırdığı programlara dönük harcamalar ayyuka çıkmış durumda. O denli fütursuz bir harcama var ki akla ziyan. Bu TRT'nin finansmanını, kaynaklarını biz vergilerimizle sağlıyoruz. Evet, bizden aldığı vergilerle bir kamu hizmeti yapması gerekirken adeta iktidarın borazanı olmuş durumda. 169 yetişmiş kalifiye çalışanını ihtiyaç fazlası personel diye işinden uzaklaştırıyor ya da onların yapamayacağı işlere zorunlu olarak yönlendirilmesini sağlıyor. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç sisteminin farklı versiyonları hala hayata geçirilmeye çalışılıyor. 703 sayılı kanun hükmünde kararnameleri referans olarak kullanarak 169 TRT çalışanını işinden uzaklaştırılıyor. Evet, Habersen, KESK, birçok sendikamız bu konuda mücadele etmeye, kanun hükmünde kararnamelerle uzaklaştırılmış insanların hakkını aramaya devam ediyor. Bu hak mücadelesinde onlarla yan yana olacağız. Adaletsizlik devam ediyor. Durmak bilmiyor. Adeta bütün ülkeyi bir adaletsizlik cenderesinde canını çıkartırcasına sıkmaya devam eden bir iktidar var karşımızda. Bakın Mardin Büyükşehir elektrikleri kesilmiş. Marsu'nun borcu yüzünden. O denli borç yapmış gitmiş ki bu kayyum. Şimdi kalkıyorlar hacize geliyorlar. Bu borcu yapanın yakasına yapışmak yerine orada halkı cezalandırma peşindeler. Gelmişler elektriği kesmişler. Oysa biliyoruz ki Mardin gibi bu kayyumların ne tür yolsuzluklar yaptıklarını, nasıl belediyeleri talan ettiklerini, belediyelerin taşınmazlarını nasıl çarçur edip usulsüz ihalelerle sattıklarını çok iyi biliyoruz. Bundan öte bu politikalarının sonunda belediyeleri çalışamaz halde bırakıp gidenler şimdi adeta hala yine Kürt halkından intikam alma peşinde. 31 Mart seçimlerinin hesabını sorma peşinde. Oysa biz bu kürsüden defalarca söyledik. 31 Mart'tan çıkartacak dersleriniz var. Ders çıkartın, kendinize çeki düzen verin. Bu halkı, bu toplumu, bu ülkenin gerçeklerini anlayın diye defalarca dile getirdik. Onlar bu dersi çıkarmak yerine bunun acısını halkımızdan çıkarma peşindeler. Evet, adaletsizlik sürdüğü sürece şiddet de sürüyor. Şiddet her yerde, her sokakta, her mahallede. Daha geçen gün Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 43 yaşındaki avukat Müzeyyen Boylu İstik'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet, bir kadın daha öldürüldü. Aynı gün 3 kadın öldürüldü. Her ay onlarca kadın, her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor. Kadına yönelik şiddet hız kesmiyor. Bu iktidarın, bu erkek egemen iktidarın, bu faşist zihniyetin şiddetinin en fazla yansıdığı yerlerden biri kadına yönelik şiddettir. Bu şiddet hız kesmiyor. Bu şiddet sadece kadın cinayetlerinde değil, kadına yönelik her türlü şiddet alanında ortaya çıkıyor. İktisadi şiddet alanında da en fazla mağdur olan kesim yine kadınlar. İşte bakın çalışma hayatına en adaletsiz koşullarda yaşayanlar, çalışanlar, kadınlar. İşte bakın sosyal yaşama, sosyal yaşamdan sürekli dışlanmaya çalışan ve sosyal yaşam içinde sürekli şiddete maruz kalan yine kadınlar. İşte nafaka yasasına yönelik çalışmalar. Bu denli iktisadi şiddet altında olan kadınların boşanma durumunda ortaya çıkabilecek büyük bir mağduriyetini ortadan kaldıracak olan nafaka düzenlemesi yine kadınlar aleyhine hayata geçirilmeye çalışılıyor. Evet, kadına yönelik şiddet aslında bir toplumu tümüyle şiddet girdabında tutmaktır. Aslında bir toplumu tecritleştirmektir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi
bu şiddetin sürmesi, bu zulmün sürmesi için barış isteyenlerin sesi kısılmak isteniyor. Bu suça ortak olmayacağız diyerek imza atan barış akademisyenlerine yönelik şiddet devam ediyor. Yargı eliyle şiddet devam ediyor. Füsun İster hocamız cezaevinde 11 ay cezaevinde kalacak. Barış istedi diye. Sırf Füsun İster hocamız değil, cezaevine girmeyi bekleyen 200'e yakın akademisyen var. Akademisyenlerini cezaevine sokmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Neden? Barış istediler diye. Haluk Savaş hocamız, evet, kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi, tutuklandı, yargılandı, beraat etti. Evet, beraat etti ama işine dönemiyor, pasaport alamıyor. Nihayet dün pasaport verileceği söylenmiş. Bu pasaportu verirken de şöyle dile getiriyorlar. Zaruri haller kapsamında pasaport veriliyor. Hastalığından dolayı. Halbuki hiçbir suçu yok. İhraç edilmiş olan hiçbir arkadaşımızın suçu yok. On binlerce insan mağdur edildi. Hakları elinden alındı. Ama zaruri haller dışında bir seyahat hakkı da elinden alınmaya devam ediliyor. Tuna Altınel hocamız, matematikçi, çok değerli bir bilim insanı. Şu anda tutuklu. Neden? Fransa'da bir konferansta Faysal Sarı Yıldız vekilimize çevirmenlik yapmış. Gerekçeye bakar mısınız? Düşmanlığa bakar mısınız? Nefret söylemine bakar mısınız? Evet, Tuna Altınel'e yönelik bu uygulama aslında bu iktidarın nedenli ayrımcı bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha teşhir etmiştir. Evet, akademisyenlerin yeri cezaevi değildir. Ayşe Düzkan, gazeteci, cezaevinde. Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptı, basın özgürlüğünü savundu diye Ayşe Düzkan cezaevinde. Ayşe Düzkan bir isim ama onun ötesinde yüzlerce gazeteci cezaevinde. Gazetecilerin yeri de cezaevi değil. İşte bu ülkenin nasıl bir şiddet ortamında, nasıl bir zulüm ortamında yaşadığının birkaç örnek ismi. Hepsinin yeri sokaklardır. Hepsinin yeri aslında aramızda olmaları, bu barış ve demokrasi mücadelesini yükseltme alanlarıdır. Çok yakında hepsiyle buluşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu ceberut iktidara karşı özgürlük mücadelemizi tüm bu arkadaşlarımız özgür kalana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu özgürlük mücadelesinin önünde, bu tecrite karşı mücadelenin önünde, bu faşizme karşı mücadelenin en önünde annelerimiz var. Onların önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bu ülkeye barış gelsin diye, onurlu bir barış gelsin diye, evlatlarımız ölmesin diye, cezaevindeki evlatlarımız ölmesin diye, açlık grevleri, ölüm oruçları son bulsun diye her gün her gün bu ülkenin sessizliğine inat seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Her türlü şiddete, saldırıya, zulme rağmen asla vazgeçmiyorlar. İşte o yüzden de biz de annelerimizle beraber bu sese ses katmaya devam edeceğiz. Bu zulüm son bulana kadar sesimizi yükselteceğiz. Ölümler olmasın, şiddet son bulsun, zulüm son bulsun, savaş son bulsun diye onurlu barış mücadelesine güç katacağız, sesimizi yükselteceğiz. Tam 195 gündür, 6,5 aydır Leyla Güven, DTK eş genel başkanımız, Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven açlık grevinde. Bu kahrolası sessizliği yırtmak için haykırıyor. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı duyarlı olmaya davet ediyor. 21 Kasım'da Nasır Yağız açlık grevine başladı evlerde. 183. gününde cezaevlerinde 300'den fazla tutsak açlık grevinin 158. gününde. Avrupa'da Dilek Öcalan Strasbourg'da 14 siyasetçi ile birlikte 156. gününe geldi. Kandıra'da Sabahat Tuncel Sermağlamak
sevgili başkanlarımız, açlık grevinin 126. gününde, Dersim'de Diyarbakır vekilimiz 80. gününde, Van vekillerimiz Tayyip Temel, Murat Sarısaç açlık grevinin 75. gününde. Evet, bu isimleri sayıyorum. İstiyorum ki buradan bugün açlık grevinde olan 3000 tutsağın da ismini tek tek sayayım. Ama bu ismini saydığım arkadaşlarımın şahsında bir kez daha Türkiye'ye sesleniyorum. Bugün Türkiye cezaevlerinde 3000 tutsak açlık grevindedir. Artık durum çok vahim bir hal almıştır. Şimdi buna son verme zamanıdır. Bunun gereğinin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ölüm oruçları. Ölüm oruçlarında 30 tutsak vardır. Ve bugün ilk 15 tutsağın 22. günüdür. Açlık grevindeki insanların çok ciddi sağlık sorunları olduğunu söyledim. Görme duyularını yitiriyorlar, konuşamıyorlar, hareket etme kabiliyetlerini yitiriyorlar. Tüm bu insanların yardımına koşmak yerine cezaevi yönetimi bu insanları darp ediyor, baskı uyguluyor. Bunların alması gereken ilaçları ya da sıvıları vermiyor, engelliyor. Böyle bir anlayışla, böyle bir faşist anlayışla karşı karşıyayız. Dışarıda evlatlarımız ölmesin diye bu sesi yükseltmeye çalışan annelere de saldırılar sürüyor. Evet, bizzat güvenlik güçleri annelere saldırılarını sürdürüyorlar. Annelere yönelik bu saldırılara herkes maalesef sessiz. Bu sessizlik ürkütücüdür. Bu sessizlik ülkenin nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğunun habercisidir. Gelin hep birlikte bu sessizliği yırtalım. Gelin hep birlikte ses olalım. Evet, ses olalım. Ses olalım ki bu tecrit sonlansın. Sayın Öcalan üzerindeki bu tecrite hep birlikte son verelim. Bu tecrite son vermediğimiz sürece bu adaletsizlikler devam edecek. Bu hukuksuzluk devam edecek. Bu adaletsizlik hepimizin kapısını çalacak. O yüzden de tüm Türkiye halklarına, emekçilere, kadınlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bu sese ses katın, bu mücadeleye omuz verin. Ve buradan hükümete, Adalet Bakanı'na da bir kez daha sesleniyorum. Evet, bir adım attınız. Önemli bir adımdı. Şimdi bunu tamamlama zamanı gelmiştir. Yasaların, hukukun, vicdanın gereğini bir an önce yerine getirin ve bu açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlanmasına gereken düzenlemeyi yaparak siz de hükümet olarak üzerinize düşeni gerçekleştirin. Adalet Bakanı'nın da bizzat belirttiği gibi hükümlülerin avukatlarıyla konuşması kanuni bir aktır. Çok güzel. Doğru bir şey söylemişsiniz. Şimdi gereğini yapın. Avukatlar İmralı Adası'na gitsin. Sayın Öcalan'la diğer üç hükümlülüğe de düzenli olarak görüşebilsin. Bu bir haktır. Bu hakkın gereği neyse uygulamada hayata geçsin. Eğer bu gerçekleşmezse dediğimiz gibi sadece İmralı'da bir hukuksuzluk hüküm sürmüyor. Tüm ülkede bir hukuksuzluk hüküm sürüyor ve bu hukuksuzluk herkese yeni adaletsizlikler, yeni haksızlıklar, yeni şiddet getiriyor. Hükümet, iktidar bunun ne denli farkında bilmiyoruz. Bakın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bu sistem öyle bir sistem ki karşımızda bir cumhurbaşkanı mı var yoksa bir partinin genel başkanı mı var, hiçbir zaman ayırt edemiyoruz. Kendisi de ayırt edemiyor. Bir cümleyi cumhurbaşkanı olarak söylemeye başlıyor. Cümlenin sonuna geldiğinde AKP genel başkanı olarak cümleyi bitiriyor. Öznesi başka, yüklemi başka. Çünkü bu uydurma bir sistem. Bu sistemle Türkiye'nin yol alması mümkün değil. Mümkün olmadığını her gün izliyoruz. Evet, 19 Mayıs günü de izledik. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı Samsun'da kutlandı. Kutlandı mı?
19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar 19 Mayıs'ı kutlama bahanesiyle Cumhur İttifakı'na iman tazelemeye gittiler. Tesbih taneleri gibi dizilmişler, bir de fotoğraf çektirmişler. Sanırsınız ki emeklilik fotoğrafı. Evet, emekliliğiniz yaklaştı. Çok yakında hepinizi siyasetten emekli edeceğiz. O fotoğrafı da duvara asarsınız emeklilik hatırası diye. Türkiye İttifakı'ymış. Cumhur İttifakı'na yeni ambalaj peşindeler. Dizilmişler, fotoğraf çektiriyorlar. Hiç kimse yok. Kürtler yok, kadınlar yok, emekçiler yok, gençler yok. Neyin fotoğrafı bu? Neyin ittifakı bu? Aslında orada Türkiye'ye vermek istedikleri imaj tekçiliktir. Oysa 19 Mayıs tekçiliğe karşı bir zaman aralığının başlangıcına işaret eder. Evet, İttihatçı bir akla, iktidara karşı bir cumhuriyet arayışıdır. Yerel kongreler sürecidir. 21 anayasasına giden yoldur. Evet, maalesef kısa sürmüş bir aralıktır ama o 21 anayasası çoğulcu bir anayasadır. Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun beklentilerine kısa da olsa bir yanıt vermiştir. Bugün peşinde olmamız gereken, bir demokratik cumhuriyet için peşinde olmamız gereken çoğulcu bir anayasaysa eğer, dönüp 19 Mayıs'ı da, 23 Nisan'ı da, 1921 anayasasını da işte bu gözde, bu anlayışla okumamız gerekirken, tarih bilgisinden yoksun, kendi tarih bilincinden yoksun, gitmiş siyasetçiler orada 19 Mayıs'ı da siyasete malzeme etme peşindeler. Onu çağırmış, bunu çağırmamış. Bunun üzerinden de HDP'ye yönelik aslında bir yine saldırı peşindeler. Ülkenin ihtiyacı olan bu tür siyasi malzemeler değildir. Ülkenin ihtiyacı olan demokrasi mücadelesidir. Ülkenin ihtiyacı olan barıştır, toplumsal barıştır. Evet, bize o fotoğrafı gösterdiler. O fotoğrafta poz verenlerin, o Cumhur İttifakı'nın bu ülkede yaratmış olduğu fotoğrafları da ben buradan izninizle size göstermek istiyorum. Evet. Bakın fotoğraf göstermek istiyorum. Benim güzel arkadaşlarımın fotoğrafını göstermek istiyorum. Demokratik siyaset içinde barış demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen arkadaşlarımın fotoğrafını göstermek istiyorum. Evlatlar, evlatlarımız ölmesin diye dimdik duran, asla vazgeçmeyen, boyun eğmeyen annelerin fotoğrafını göstermek istiyorum. Yeryüzü sofralarında oruç açmak isterken sevgili hocamızı yerde sürükleyenlerin ibret alacağı fotoğrafı göstermek istiyorum. 301 insanın katledildiği Soma'da emekçi hakları için mücadele edenlerin fotoğrafını göstermek istiyorum. Emekçiye reva görülen muamelenin resmidir. Ve inatla kayıp yakınları olarak cumartesi annelerini, barış annelerini göstermek istiyorum. Yıkılan kentlerimizi, yerinden yurdundan edilenlerin fotoğrafını göstermek istiyorum. Cezaevindeki gazeteciler, barış akademisyenleri, katledilen kadınlar, evet, gidip orada o fotoğrafı çektireceğinize bu fotoğraflara bakıp bu fotoğrafların müsebbibi olarak utanç duymalısınız. Evet, bu ülkeyi getirdiğiniz yer budur. Ama karamsarlık yok, vazgeçmek yok. Çünkü bizim de güzel fotoğraflarımız var. Barış'ın fotoğrafı var. Barış mücadelesinden, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin de fotoğrafı var.
Öyle 10 kişi, 11 kişi değil. Binler, on binler, milyonların fotoğrafı var. Evet. Yüzyıllık mücadelenin aydınlık yüzü olmaya devam ediyoruz. HDP umuttur, HDP direniştir. Bu ülkenin gerçek sorunlarını çözmeye adayız. Her zaman böyle yaklaştık. Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye halklarının ihtiyacı olan neyse ona cevap verecek siyaseti üretmek için yan yana geldik, omuz omuza verdik, bu mücadeleyi yükselttik. Bugünkü iktidar bırakın Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi, her geçen gün sorunlara sorun eklemeye devam ediyorlar. Evet, eğitim. Milli Eğitim Bakanı çıkmış, 2023 eğitim vizyon toplantısı yapmış. Vizyon toplantısı yapıyor. Lisede ne yaptık? Şimdi söyleyeceğim. Fakat bu hakaret davalarıyla, tazminat davalarıyla uğraşmak istemiyorum. Biliyorsunuz biz siyasiyiz. Evet, lisede ne yaptınız? Liseyi mahvettiniz. Orta öğrenimi, ilk öğretimi, yüksek öğretimi mahvettiniz. 17 yıldır neredeyse her yıl, hatta her sömestr model değiştirdiniz. Eğitimin içine sürüklendiği yere bakın. Şimdi kalkmışlar, yeni bir model uygulayacaklarmış. Bu yeni modelde kariyer ofisleri kurulacakmış. Düşünebiliyor musunuz? Eğitim sistemine yaklaşıma bakın. Okul sahibinden, okul işletmecisinden Milli Eğitim Bakanı yaparsan, onun da yapacağı şey okulların ortasına kariyer ofisi kurmak olur. Başka ne olacak? O kariyer ofislerine yaklaşım şu. Belli dersler zorunlu olacak. Türk dili, edebiyatı, din kültürü, ahlak bilgisi, bilgi kuramı. Geri kalanlar seçmeli ders. Ders sayıları azalacak. Kariyer ofisleri öğrencileri yönlendirecek ve sonra da 2023 vizyonu ortaya çıkacak. Düşleyin bakalım nasıl bir 2023 bizi bekliyor. Bugüne kadar yaptıklarına baktığımızda 2023'te eğer iktidarda kalırlarsa, ki sanmıyorum, ama 2023'te ülkeyi büyük bir felaket bekliyor. Eğitim alanında da bu felakete bir sürüklenişi izlemeye devam ediyoruz. Evet, bilimsel, ana dilinde, kamusal eğitimden giderek uzaklaşan bir eğitim sistemimiz var. Bu ülkeyi karanlığa sürüklüyor. Bu ülkenin geleceğini yok ediyor. Parası olan, neoliberal eğitim sisteminin koşullarında parası olan okuyor. Paran varsa okuyorsun. Paran yoksa kız çocuklarını evlendiriyorlar, erkek çocukları da çırak yapıyorlar. İşte eğitim sisteminin modeli budur. Ekonomi. Her geçen gün yeni bir sorun karşımıza çıkıyor. Giderek kriz olmaktan felakete dönüşmüş bir ekonomi var karşımızda. Geçen gün Eyüp Dal isimli bir genç işsiz kendisini yaktı. Dün yaşamını yitirdi. Evet, 5 yıldır iş arıyor. Seçim öncesinde oy için vaatte bulunmuşlar, umutlandırmışlar. Seçim bitmiş, Şahin Bey Belediyesi kapıyı yüzüne kapamış. Ve bu genç de bedenini ateşe vererek isyan etmiş. Allah rahmet eylesin diliyorum. Evet, maalesef tablo budur. Genç işsizlik oranı %21'dir. Sadece son 6 ayda 740 bin yeni işsiz yarattılar. Bu 740 bin işsizin 342 bini sanayiden. Sanayi üretimi işsiz üretimine dönüşmüş durumda. Her gün 2000 işsiz üretiyorlar. Ve ekonomi özürlü bakan çıkıyor,
ne anlatıyor? Güven endeksi 55.3'e gerilemiş. 2004'ten bu yana gelinen en düşük seviye. Bu ekonomiden anlamayan ekonomi özürlü bakan diyor ki en kötüsü geride kaldı. Ekonomi dengelendi. Tünelin ucunda ışık göründü. Trendir o tren, ne ışığı? Türkiye'de Merkez Bankası yedek akçeleri piyasaya sürme peşinde. Özel sektörün borcu 210 milyar doları aşmış durumda. Ve iktidar bütün bu gelişmelere rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. Ülkenin bütün kaynaklarını ya betona, ya savaşa, ya da kendi haksız zenginliklerine yol açacak yolsuzluğa ayırmaya devam ediyorlar. Bu havalarını yapmayın dedik ama bu zihniyet gitti, 3. havalimanını yaptı. Kuzey ormanlarını katletti, orada onlarca işçinin ölümüne neden oldu. Doğayı, ekolojiyi, mühendisleri dinlemediler. Evet, havalimanını yaptılar. Uçaklar şimdi rüzgar olduğunda oraya inemiyor. Ve 6.3 milyar euroluk taahhüt bu iktidarın garanti verdiği müteahhitler için kârhanesine yazılmış durumdadır. Evet, kaynaklarımız bu yolsuzluklara, bu akla ziyan projelere giderken bir de silahlanma harcamalarına gidiyor. Suriye'de halklar çözüm beklerken Suriye'de çözümsüzlüğü besleyecek silahlanma ve askeri militarist önlemler adı altında bu ülkenin kaynakları çarçur edilmeye, savaş ekonomisine yatırılmaya devam ediyor. Suriye halkları kendi çözümünü üretecektir. Suriye halkları barış içinde bir geleceği mutlaka bir gün inşa edecektir. Ama Türkiye Suriye'deki çözümsüzlükten beslenerek burada bu iktidar kendini var etmeye çalıştıkça Orta Doğu halkları barışa bir türlü ulaşamıyor. Suriye krizinin insani, ekonomik ve diplomatik tüm maliyetleri de Türkiye emekçilerinin üzerine yığılmaya devam ediyor. Sadece Suriye ile sınırlı değil. Bakın bugün İran-ABD arasındaki gerilime, bakın bugün Doğu Akdeniz'deki enerji meselesine. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda Türkiye'nin etrafında inanılmaz bir gerilim hattının oluştuğu, alanının oluştuğu ortaya çıkıyor. Tüm bu gerilim siyasetini bizzat Türkiye'deki iktidar besliyor. Bu gerilim üzerinden hareket ediyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Kıbrıs'a kadar tüm halkların bir arada yaşama, barış içinde yaşama iradesi bizzat bu iktidar tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Evet, bu güvensiz dış politikaya, bu barışı dinamitleyen dış politikaya bir an önce son vermek zorundayız. Onurlu bir barışı Orta Doğu'da var etmek Türkiye'nin yegane seçeneğidir. Toplumsal barış ve demokrasinin yolu barıştır bir diplomasiden geçmektedir. Şimdi önümüzde yine çok zorlu bir dönem var sevgili arkadaşlarım. Bütün bu karamsar tabloyu değiştirebilecek yegane güç Halkların Demokratik Partisi'dir. Değiştirecek yegane güç Türkiye halklarıdır, Kürt halkıdır. Değiştirecek yegane güç emekçilerin, işçilerin mücadelesidir. Kadınların, gençlerin mücadelesidir. O yüzden de herkesi bu ortak mücadeleye davet ediyoruz. Demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. 31 Mart'a giderken Türkiye'nin umudunu büyütecek bir seçenek var ettik. Dedik ki evet, kazanabileceğimiz yerlerde kazanacağız. Ama tek başımıza kazanamayacağımız yerlerde de tüm gücümüzle AKP-MHP bloğunu, bu Cumhur İttifakı'nı gerileteceğiz. Faşizme dur diyeceğiz. Bunu da başardık. Evet, bunu başardık. Ama seçimlerden sonra YSK marifetiyle, türlü marifetlerle bildiğiniz gibi 6 arkadaşımız kanun hükmünde kararname bahane edilerek, belediye başkanı arkadaşımız
56 meclis üyemiz YSK'nın kurmuş olduğu tuzak sonucunda mazbatalarından mahrum edildiler. Onların yerine yedekler atandı. Yani kayyumlar geldi. Evet, kayyumcu zihniyet devam ediyor. Hız kesmediler, devam ediyorlar. Şimdi YSK eliyle gerçekleştirdikleri bu meseleye şimdi artık savcılar müdahil olmaya başladılar. Seçilmiş arkadaşlarımız üzerinde Tatvan'da olduğu gibi 9 belediye meclis üyemizin hakkında soruşturma başlatmışlar. Bu soruşturmaya bağlı olarak da vali 9 belediye meclis üyesini görevden almış. Evet, zihniyet devam ediyor. Seçilmişlere, Kürt halkının iradesine saldırılar devam ediyor. Tıpkı seçim sonuçlarında yaptığımız tüm itirazları görmezden geldikleri gibi. Aynı şeyi bugün geldiler, İstanbul için yaptılar. Halkın iradesini yok saydılar, İstanbul'a da geçici bir kayyum atadılar ve YSK 23 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi kararını verdi. Şimdi 200 sayfalık gerekçe yazmışlar, yakında göreceğiz. 200 sayfaya ne sığdırdınız? 200 sayfaya yapmış olduğunuz bu haksızlıkları, hukuksuzlukları sığdıramazsınız. Biz bu haksızlıkları, hukuksuzlukları, şaibelerin hepsini tarihe not düştük. Bu utançla yaşayacaksınız. Yapmış olduğunuz bu sahtekarlığı asla ifade edemezsiniz. Buna kılıf uyduramazsınız. Şimdi göreceğiz bu 200 sayfayı. Nasıl haksızlık, hukuksuzluk olduğu bir kez daha kendi kalemleriyle teşhir edilmiş olacak. Ve bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında ne yapacağız? Her zaman yaptığımızı yapacağız dedik. Nerede bir haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa, mağduriyet varsa, orada mağdurla beraber mağduriyeti ortadan kaldırmak için, hak, hukuk mücadelesi için, adalet mücadelesi için orada olacağız. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde de bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha İstanbul'da yine yeneceğiz. Demokrasi ittifakını var edeceğiz. 23 Haziran'a kadar hep birlikte mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, iş yeri çalışacağız. Bir demokrasi ittifakıyla bu ceberrut iktidarın gidişatını durduracağız. Ülkenin önünde yeni bir siyaset yolu açılmıştır. Umut doludur bu yol. Bu umuttan vazgeçmeyeceğiz. Umudumuzla beraber yürüyeceğiz, HDP ile yürüyeceğiz. Bütün bu krizleri sonlandırmanın yolu Türkiye'nin önüne açılmış bu barış ve demokrasi yolunda kararlı bir şekilde yürümekten geçiyor. Bunu da başaracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak dayatılan bu sistemle Türkiye'nin bir geleceği yoktur. Cumhurbaşkanı sınırlarına çekilmelidir. Parti başkanlığından vazgeçmelidir. Böyle bir kabine ile Türkiye'nin acil sorunlarına çözüm bulmak imkansızdır. Parlamentoya bir kez daha çağrı yapıyoruz. İnisiyatif alın. Kanun hükmünde kararnamelerle değil, parlamentonun ortaklaşacağı, üzerinde oydaşacağı yasalarla ülkenin yönetilmesini sağlayın. Ve bir an önce Türkiye'nin beklentisi olan, Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan anayasa çalışmalarına başlayın. Parlamentonun kapılarını açın. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, emekçilere, kadınlara açın. Türkiye toplumunun sesi parlamentoda yükselsin. Hep birlikte demokratik bir anayasa yapalım. Eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa yapalım. Türkiye'yi bir an önce demokratik cumhuriyete kavuşturalım. Çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyeti ancak böyle var edebiliriz. İşte demokrasi ittifakının önünde duran en önemli vazife, sorumluluk budur. Bunu da en kısa zamanda yerine getirmek için mücadelemizi yükseltmeliyiz. Ama anayasa yapım sürecinden çok daha önce toplumsal barış konusunda da bir an önce adımlar atmalıyız. Türkiye'yi terörle mücadele kanunu kıskacından bir an önce kurtarmalıyız. Bu kanun çerçevesinde
haksız yere, hukuksuz yere cezaevinde olan herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması lazım. Yargıyı içine sürüklendiği bu adaletsizlikten bir an önce kurtarmamız lazım. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı kağıt üzerinde kalmamalıdır. Hayata geçmelidir. Talimatla hareket eden savcıların yazdığı fezlekelerle bu ülkede adalet tesis edilemez. Buna bir an önce son vermeliyiz. Sevgili arkadaşlarım, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, bilimsel özgürlük, her alanda özgürlüğü bir an önce var etmeliyiz. Evet, 4 yıl önce başlayan mutlak tecrit, İmralı'da başlayan, Öcalan'a uygulanan mutlak tecrit, bütün ülkeyi çepeçevre sardı. Tecrit altındayız. Bütün özgürlüklerimiz elimizden alındı, kalan birkaç özgürlüğe yönelik de saldırılar devam ediyor. İşkenceler, gazeteciler, akademisyenler, biraz önce tüm fotoğrafları gösterdik. Evet, her geçen gün bunlar artıyor. Şimdi bunlara son verme zamanıdır. O yüzden de Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu krizlerden çıkışın adresi demokrasi ittifakıdır. Zaman değişim zamanıdır. Demokrasi zamanıdır. Hukuk, adalet, barış zamanıdır. Nerede bir adaletsizlik varsa, toplumun vicdanı nerede kanıyorsa orada olacağız. Orada bir araya geleceğiz, hep birlikte direneceğiz, hep birlikte geleceğimize sahip çıkacağız. Sokağımızda, mahallemizde, iş yerimizde, kentimizde demokrasi ve barış mücadelesinde buluşacağız. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Serkeftin Evanlı.